Bunu kendilerini hiç bilmediler. Ben bir kadın adım, kadın kapıya atılmaz. Kapıya attılar. Suçlu olsa dahi kapıya atılmaz. Şeylak büyütmüş, eme geliyor bunun parasını alıp koy, geri götürüyor. Küçüklüğünüzde anne babanızla yaşadığınız diyalog, onların size verdiği sevgi ya da sizin aldığınız sevgi, hani yüreğiniz, merhametiniz aslında onları huzur evine bırakmanızla alakalı. Mustafa amca da evlatlarına hasret, anlatıyor 82 yıllık masalını. Ama onun masalı hayatının kırık yansıması. Dünyanın ucu tutulmuyor her kardeş. Ne avrada güveniliyor, ne evlede. Ne toruna güveniliyor, torun ne torunuyor. Bunu böyle bilir. Ben babamı sırtımda taşıdım. Son günde yine ya benim yatağımda, evimde vefat etti babam rahmetli. Sultan nine dişine tırnağına takıp zorlukla büyüttüğü evlatlarının yuvalarına sığamaz olmuş. Bir lokma ekmeği çok görmüş damadı bu çilekeş anaya. Öğlen ekmeği yiyorlar, ben de inan şunun gibiyim, kollarım çöp gibi. Öğlen ekmeği yiyken bir araba geldi kapıya. Kızının kaynanası, kayınbabası dedeli köyünden damadı geldiler. Onlar da oturdu yemeğe. Ben bir sokum aldım, zaten yemiyorum. Gelir, yi dediler. İştahım yok dedim. O zaman önce damat dedi, kalk kalk dedi, kalk kalk dedi. Kolumdan tutmadan he, kalk dedi, duymazdan geldim onu. O zaman önce kalktı, kolumdan tuttu. Sürdü kapıya beni. Kapıda araba varmış, arabanın içine attı. Beni getirdi, çarşının ortasına, sokağa gitti. Ağzım kuyulu, kurban olayım. Ben de sokak görmedim, çarşı görmedim. Köy kadınıyım. Kadının birisi çığırıyor. Gel kızım ağlama bizim eve gel. Ne diyeyim varayım, tanımıyorum, bilmiyorum. O zaman acı bir araba geldi. Üç tane polis indi. Polisler gezerdi de biliyorum onu. O zaman acı polisin biri ama o sultan hala dedi. Ne bildin benim sultan olduğumu, kurban olayım dedim. Dedi, anamın ağzı ağzı de dedi, sizin köye götürdük de dedi, kocanla dedi, benim babam asker arkadaşıydı dedi. Evinde bir hafta ağladın anamı dedi, hocaya okuttun dedi. Ben o zaman ortaokulda okuyordum, polis oldum dedi. Aradan kaç yıllar geçti. Bu hal ne hal dediler. Durum böyle böyle dedim. Damat beni attı buraya, gitti dedim. Seni dediler, huzur evine götürüyor dediler. Ben huzur evini duymadım biliyorum. Beni dağa götürüyorlar Allah dedim. Ağlıyorum ha. Kollarım neyim çöp gibi, konuşmaya dermanım yok. İşte çocuğum olmadı, everdim getirdim. Ondan sonra çoluk çocuk olunca beni kapıya attılar. Gelen karıyla beraber olduk hocam, ikinci kocam. 15 sene oturdum babamın orada. Yeni camide ev vardı babamın, analık komadı. İşte ilk evliyim, çocuğum olmadı 15 sene. Olmadı, gittik geldik, ona olur dediler. Ona düştüm, everdim getirdim. 5 tane çocuğu oldu. Onlar hep büyüttüm, ettim. Birini gelin ettik. Ondan sonra da kapı dışarı ettiler beni. Dillik vermediler karı koca. Ondan sonra geldim analığım oraya. Bir şey de analık kumadı. Edanet teyze sen kocana kuma mı getirdiniz? Elimle getirdim. Elimle everdim getirdim. Ta Kuzaklı'nın Karasener köyünden getirdim ta. Niye getirdin? Neden? Ne yapayım çocuğu doktoruna olur dedi. Ben de gittim everdim. Ona düştüm getirdim. Ben böyle edecekler nereden bileyim? Evlatlık alsaydınız? Almadı, ona da razı gelmedi ya. Ona doktor olur deyince o almadı. Peki Perdan, kimin fikriydi Perdanet teyze? Valla kocamın fikriydi. Everirsen everin dedi, vermezsen daha kapı dışarı dedi bana. Çok iyi bir işim vardı. Hemen hemen Türkiye'de belki 10 kişide yoktu öyle bir iş. Çok iyi de para alıyordum. Şimdi gözlerim kapanınca oradan ayrılmak. Bu yerlere tek gittiniz, ayrıldın mı teyzeden, işinizden? Ayrıldım. Ayrıldıydın. Kaç şifayen yıl? Ayrıydım. Yani tamamen ayrılmadım. Mahkemeliktik. Ayrılmıştım. Kaç yıllık evliyken ayrıldınız? 73'te evlendim. İşte 2005'te işten ayrıldım ben. Hesabını siz yapın. Anladım. Kaç çocuk var? 4 çocuk var. Görüşüyor musunuz? Telefonda her gün görüşüyorum hepsiyle. Bir tanesi
Mimar Sinan Üniversitesi'ni bitirdi. Kızım sanat tarihi öğretmeni olacaktı. Olmadı. Okulu bitirdi. Devamını getirmedi. Oğlum tekstil, o da benim gibi tekstil okudu. Tekstilci, tekstil mühendisi oldu. O da iş bulamadı, öyle kaldı. Küçük oğlum hava üzerine okudu. Hava mühendisi oldu. O da şu anda zaten bir sene oldu okulu bitireli. Şu anda o da boşta. En küçük deniz kaptanı çıkacak. O da şeyde İbn-i Sina Üniversitesi'nde. Yani çocuklarımın hepsini şu anda okutuyorum. Hepsini özel okullarda okudu. İmkanlarım biraz iyiydi. Çok iyiydi hastalanmadan önce. Tabi hastalandıktan sonra imkanlarım biraz kısıtlandı. Buralara kadar geldik. Onlarla olmak ister miydiniz? Çok. Çok istedim. Evlatlarımla başka bir şey istemezdim. Zaten evlatlarım olsun yeter. Eğer şey olmasa telefonla dahi her gün görüşüyoruz. Affedersin, kusura bakma. Tek dayanam onlarla konuşmak, sohbet etmek işte telefonda. Telefonda olmasa tamamen bunalıma girerim. Her gün onlarla konuşuyoruz. Çok şeyleri paylaşıyoruz, sağ olsunlar. Çocukken fakir olduğunu bilmek neler hissettiriyor? Çocukken fakir olduğunu bilmek yani kelimelerle biraz zor anlatılır da dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışayım. Önce karnını doyurmaya çalışıyorsun çocuklukta. Karnımız doymuyordu, ekmek azdı, yoktu. Arpa ekmeği yedik. Benim bu anlattığım tabii 50'li yıllar. Ayakkabı görmedim mesela çocukluğumda. Çarık giyerdik. Yamalı çorap. Daha okula başlayınca eskiden Lord Kaloş derlerdi. Ayakkabı olarak. Onlardan daha sonra cızlavet lastik. Daha sonra naylon. Sonra ayakkabıya. Ya bunlar hep yaşla ilgili biraz da. Bayram oldu muydu? Babamız bir elbise falan aldı mıydı? Gece yastığımızın altına koyar, onunla yatardık. Yani ben şu olacağım, bu olacağım bilgisi de yoktu. Evli kaldınız? 30 yıl, 10 ay. Rahmetli oldu. Eşim 2003'te trafik kazasında kaybettim. Şimdi onu da 1999'da bir Hoşkin lenfomaslarına yakalandım. Bana 6 ay ömür bitiyorlardı. Hoca beni karşısına aldı. Dedi ki bu tip hastalarımız 6 ay yaşıyor. Yaşamanı uzatma imkanımız çok kısıtlı olabilir. Ama %1 de olsa bir şansım var. Ne olacak dedim. Ameliyat olman lazım dedi. O zaman Bursa'dayım. Nasıl bir ameliyat? Dedi ki bizdeki aletler senin organlarındaki tümörleri göstermiyor. Biz ancak açık hekim gözüyle görmemiz lazım. Hikaye uzun, ameliyat oldum. O trimik yapmışlar, temizlemişler. Tabii benim beynimde bu kalmış. Sonra ayıldığımda doçent Tuncay Bey vardı, uyanıma geldi. Bu arada enfeksiyon kapmışım filan. O ya dedi ben sonuna kadar başındaydım. Duyuyorum bunları. Bir şey yoktu. İçeride de bir şey unutulmadı. Niye oldu anlamadım. O tam kapıdan çıkarken dedim ki hocam dedim ben aksırık geliyor. Bana bir şey yap dedim. Öleceğim gibi geliyor. Dikişler patlayacak. Dedi ki Allah kahretsin. Hastaya enfeksiyon kaptırmışız. İlaç falan verdi. Sonra sordum hocam baştan bana 6 ay yaşar bu tip hastalarımız diyordunuz. Ne kadar ömrüm var? Güldü tabii. Dedi ki ben buradan evime gideceğimi bilmiyorum. Biz gerekeni yaptık. Geri kalan %50 size.
%50 de bize ve ilaçlara bağlı. Sen iyileşeceğim diyorsan. Şimdi o günden bugüne, 6 ay ömürden bugüne kaç yıl geçti? 2019, 2020, 22 yıl. Evet. İşte ondan sonra radyoterapi... 2009, 2000, yani kaç yılında size... 1999, 11 Şubat'ta ameliyat oldum. Evet. 1999'un 11 Şubat'ında ameliyat oldum. İşte bu arada radyoterapi gördüm, kemoterapi gördüm, 75 gün hastanede yatılı kaldım. Sonra gittim geldim, tedavim devam ediyordu. Hastaneden çıktığım zaman, hem çalışıyordum o zaman, evet, çalışamaz duruma geldim yani. Öyle olunca ayrıldım. Zaten günüm de dolmuştu, 27 sene 10 aylık. Teyze hayatta mıydı o zaman? Memurdum. 99'da teyzem hayatta mıydı? Tabii. Eşim sayesinde ben bu hastalığı yendim desem yeri var. O çok iyi baktı bana. İşte hastaneden çıktık, eve geldik. İnsanlar benim yanıma geldiler filan. Tabii bu arada kilo vermişim. Renk değişmiş. O ameliyatın verdiği... İnsanlar beni acımaya başladı. Dışarı çıktım mıydı? Çok sevdiğim insanlar bile arkamdan konuşuyordu. Yazık yazık, taş gibiydi, hayal gibiydi, gençti, burçtu, bilmem neydi. Bitti. Allah kahretsin. Bu zaten bir yere girdim mi götürür. Kanser ya adı. Eve geldim, eşime dedim ki ben dedim burada yaşayamam. Burada kalırsak ben ölürüm dedim. Ne yapacağız? Dedim buradan başka bir yere gitmemiz lazım. Sonra emekli oldum 2000'de. Emekli ikramiyemi aldım. Bandırma'da bir evim vardı. Onu da sattım. İzmir'den bir ev aldım. İzmir'e gittik. İşte eşimin sayesinde hastalığı yenmeye başladım. Sonra bir kontrole gelirken Bursa'dan İzmir'e dönüşte Manisa Saruhanlı'da kaza yaptım. O gece eşimi kaybettim. Evlatlık bir kızım vardı. Eşimin abisinin kızını evlatlık almıştık. Çocuğumuz olmuyor diye. Kız da yanımızda 16 sene kaldı. 1,5 yaşındaydı aldım. 16 sene yanımda kaldı. Kazadan hemen sonra geldi çocuğu aldılar. Benim için ikinci bir ölüm olayı gibi oldu. Geç çocuk benim üzerimeydi ama İkimiz için de tehlikeli olur düşüncesiyle verdim. Vermeseydim, vermeyebilirdim ama olaylar olurdu yani. Çocuğu verdim, gitti. Yalnız kaldım. Bu arada ben psikolojik bir sıkıntıya girdim. 11 yıl psikolojik tedavi gördüm. O normal hayatım alt üst oldu, bitti. Şimdi şöyle Allah'ın takdiri, tabii ölüm Allah'ın takdiri. Fakat hani insan kırılgandır, suçluluk duygusuna kapıldınız mı benim yüzümden oldu? Yok. Asla. Olacaktı, o olacaktı, evet. Oldu. Hiç ona şey yapmadım. Üzüntüm şuydu, keşke benimle gelmeseydi. 76 yaşındayım şimdi. Evet. 3 sene oldu öleli. Evet. Ne olduysa orayı çıkaramıyor. Orayı çıkaramıyor. O ölünce İyi kötü yine geldi, kendimi şiddettim. Tansiyonum yükselince, başım düşünce bu hale girdim. Allah razı olsun devletimizden, çalışanlarımızdan, buradaki kızlarımızdan işleri güzel rast geldi. Bizi çok hoş tutuyorlar, çok memnunum. Hastaneye götürüyor, ağzım yara konuşamıyorum. Sürekli ilgileniyorlar, Allah razı olsun. Amcayı özlüyor musun? Özlenecek amcan değerliydi yavrum. Ona da ben baktım. Yozgat'ın yerlisi kamyon Ömer dedim, herkes bilir. Herkes bilir. Özleyecek bir amcan değerliydi. Her yere el işi yaptım. Almanyalara çekildi yavrum. Neler yapıyordun? Masa örtüsü, oda takımı, yatak örtüsü,
hepsini yapardım. Buraya gençlik müdürüm bildi, bir seneliği yatı sene emekli edecektiler. Yok yavrum, param yok dedim. Aklıma gelmedi ki birinden alayım, yatayım da alıncık da ona vereyim, aklıma gelmedi yavrum. Çocukların da mı aklına gelmedi? Hiç gelmedi. Onlardan ümidim yok. Kutluğum yığını gizliyse ona da bir şey diyemedim. Kutluğum çok insaflı. İşi gücü rast gelsin. Torun var mı? Var. Kaç tane? İki birinin var, üç birinin var. Yedi tane. İki de İstanbul'da var. Sekiz. Evet. Arayıp sorarlar mı? İstanbul'daki kızınla buradaki oğlan çok arar. Ötekiler hiç aramazlar. Onlar da büyütsünler yavrum. Allah'ın izniyle çalışsınlar. Son demin benim gibi buralara düşsünler. Güzel bir de ne ballakta. Çok kırgınsın. Neden? Çok kırgınım. Bir kapımı açıp da hanımlarının yüzünde ne yapıyorsun anne diyemediler. Beni Yozgat hep tanır. Çuncağızdan tut küpeyi oynayınca ben yolda giderken inanırsak önümü geçmezlerdi. El işiyle kimseye muhtaç olmadım. Çatır çatır yardım da alırdı, var ihtiyaç etmez. Ama Allah beni hiç borç koymadı. Her daim yapardım. Param da çoğuldu. O yavrularımı yetiştirdim. Evlerini aldım, bahçelerini aldım, evlendirdim, yerlerine teslim ettim. Evet. Çok şükür. Çocukların yanlarında olmak ister miydin teyzem? Ben onlara kimseye muhtaç etmedim. Kimseye şöyle yırtık ayakkabı giydirmedim. Hiç kırışık pantol giydirmedim ben onları okula salarken. Kimseden ayırt etmedim. Onlar beni ayırt ettiler. Ben başka bir şey diyemem. Her şeyimiz bol bol. Her şeyimiz, her gün temizliğimiz, şeyimiz, üstümüz, başımız, banyomuz, her şeyleri dört dörtlük yavrum. O kadar teklif ettiler, götürekten oraya koyak yalanıp durma deyince kabul etmedim. Böyle olunca mecbur kaldım. Ama memnunum. Çok memnunum. Allah razı olsun. İsim soyad Züleyha Akı. Şimdi bende bir hafıza kaybı oldu, düşündük. İnan şimdi konuşuyorum, ediyorum, ileri vardım, kızmadın, ne et bana şimdi şey yap diyorum. Ben sana kurban olayım yavrum. Kurban olduğum, kurban olduğum el ayağı düşürmeden alsın, kapısından başka kapar attırmasın. Çok memnun ol yavrum. İşleri güçleri rast gelsin. Çok memnun ol. Var mı başka söyleyeceğim bir şey? Canımız, herkese bol 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 selam söylüyorum. Herkese bol bol selam söylüyorum. Herkes annesini, babasını alt etmesinler, ellerinde tutsun. Tek istediğim bu. Ana baba bulunmaz. Evet. Ana baba bulunmaz. Kimi evladını bırakmış ardında, kimi sevdiğinin üstüne topraktan bir yorgan serip sığınmış dostlarına. Kimi ise ikinci baharını bulmuş hiç ummadığı bir anda. Türk sanat müziğine gönül vermiş Mihriman Hanım büyük bir iştenlikle anlatıyor. İzmir Bornova'dan Fethiye'ye uzanan uzun hayat yolculuğunu. Küçük yaşta annemi kaybettim ve annesiz büyüdüm. Tabii ki babam annemin ölümünden sonra genç bir hanımla evlendi. İki tane erkek kardeşim dünyaya geldi. Onları çok seviyorum. Baştan annemin ölümünü kabul edememiştim ama sonradan tabii ki büyüdüm, evlendim. 31 evlilik yaptım. İki tane evladım dünyaya geldi. Onlarla mutlu olmaya çalıştım. Bugüne kadar hiç mutlu oldum diyemiyorum. Hep mutsuz yaşadım. Sesim çok güzeldi. Fakat çok baltalandım. Okumayı çok istedim. Öğretmen olmayı çok istedim. En büyük hayalimdi öğretmen olabilmek. Ne yazık ki olamadım. Büyüklerim tarafından. Aile içi şiddet gördüm. Her istediğim içimde kaldı, ukde kaldı. Yani
olamadım, hiçbir şey olamadım. Sadece iki evlat sahibi oldum, olabildim. Onları yetiştirdim, iyi yetiştirdiğime inanıyorum. Onlarla mutlu olmasını denedim ve onların yanında her zaman mutluyum. Üç tane erkek torunum var. En büyük torunum üniversite okuyor. Hayat bana çok acımasız davrandı. Hala öyle. Bütün zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyorum. Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın? Ben de gülemedim yalan dünyada. Sen beni gönlünce mutlu mu sandın? Ömrümü boş yere çalan dünyada. Çok küçük yaşta esnaflıkla uğraşıyordum, o küçüktü. Bütün gücümü ona vermiştim, çalışmaya, işime. Eğer ben öyle yapmasaydım da çocuğumun eğitimiyle uğraşsaydım, aza kanaat etseydim, böyle olmayabilirdi diye düşünüyorum. O da tabii bunlarla, ben bununla uğraşırken o da tabii böyle uğraşıyor. Ama arkadaşlarıyla falan dolaşıyor, geziyor. Ben bakmadım da kiminle gezer, ne yapar bu? Hiç şey yapmadım. Tamamen işime odaklanmıştım. Tamamen kazanç ve iş diye bir görüş hakimdi bende. Çok ben şu işimiz ileri giderse, çok kazanırsak, işimiz tam olursa, daha da şey dersek, güçlenirsek, bu iyi bir iş adamı olur, iyi kazancı olur, böyle bir refah yaşarız, iyi oluruz diye düşündük. Ama maalesef binanın altı oyuluyormuş, ben farkında değilim, gürp diye düştük. Hepimiz düştük. Zaten bazı şeylerle şey yapmıştık, o da bir kısım şeyle, sermayeyle şöyle yapayım filan gibisine vermiştim para, tabii veriyordum tabii. Ama ondan filan olmuyor, parayla filan hiç olmuyor. Çocuğuna babalar, aileler, küçükken analar çok iyi dikkat etmesi lazım eğer iyi bir oğlum olsun diyorsa, iyi bir kızım olsun diyorsa. Şimdi şu uyuşturucu gibi, efendim alkolik gibi, alkolizm gibi meselelerde çocuklara hiç kabahat bulmuyor. Görmüyorum da ama anlatıyorlar. İşte şöyle böyle işte filan yerde şöyle var böyle var. O çocukların tamamen şeyindedir bu. Başıboşluğunda, ilgisizlik ve alakasızlıktan üzerinde durulmuyor. Öğretmen ne kadar durur ki, bir çocuğu ne kadar gözetler ki? Ben gördüm. İşte eskiden ki kalkıp gidiyorduk. Şimdi bir telefon, telefondan işi bitiriyorlar. Ama olmuyor, özlem var, sevgi var. O özlem aklına geldiği zaman o gece sabah olmuyor oğlum. Çocuğunu özlüyorsun, torununu özlüyorsun. Buradayız ve buranın ölümü o kadar acı ki oğlum. Öldü filanca. Yarım saatin içinde gidiyor ve bir daha bitti. Çiftimiz aynı yastığa yıllarca baş koymuş. Acılar da yaşamışlar, mutluluklardı. Hayatı olduğu gibi kabullenmişler, acılarıyla, mutluluklarıyla. Vallahi biz öyle zaman geldi ki, sade ekmekle de sofradan kalktık. Çocuklar peş peşe oldu. Eşim çalışıyordu ama yetiremiyorduk hiçbir şeye. Burada bizim yakacağımız kabuk, fındık kabuğu. Bu doğalgaz gelmeden önce. Kabuk alamıyoruz, çocuklar hep yatıyor yatakta. Evet. Babam geldi rahmetli. Hemen gitti 20 çuval kabuk aldı. Benim o Fransa'daki kızım böyle yapıyor. Anne, elini sobada ısıtıyor, yüzüne koyuyor. Onları da yaşadık. Çocuklarım da ayrı düştüm yani, kurban olurum yani. Başka bir şey yok yani. Torunlarım var, 15 tane torunum var. Fırat, Serhat, Dilara, Dilan, Silah, Gözde, Kız, Gizem, Maya, ne bileyim, Rüzgar, bir sürü var, var da var. Yavrularımı özledim, onlar gelirler yarın, ay başı gelince. Şerife nine henüz küçük yaşlarda tanışmış Özlem'le. Annesini çocuk denilecek yaşta kaybetmiş. Yüzünü hatırlayamıyor ama kokusu dün günü aklında.
Benim çocukluğum pek iyi geçmedi. İyi, zengin yerin kızıydım ama övey anne vardı, kurban oldum yavrum. Onun yanında büyüdük yani, 7 taneydik. Annem 5 yaşında kaybetmişim, bilmiyorum annemi, kurbanım. Şerife nine eşiyle görücü usulü evlenmiş. Bir ömür aynı yasta baş koymuş. Sevdiğini kaybedince ise yıkılmış. 11 yıla girdi. Özlemen mi? Koca ev yıkıldı kaldı. Kimse yok yani. Hayatım çok güzel geçti yani. Adam iyiydi yani. Ben hayatımda memnunum yani. 5 tane bebe büyüttüm ya, ben bebelerde hiçbir şey zarar görmedim. Çocuklarım değerli bir insanlar yani. Hiç ben kimsede bir zarar görmedim. Kayınbabam da iyiydi, kaynanam da, adam daha çok iyiydi. Yani biraz hastalık çektim ama işte öylesine kurban olur. Ya şimdiki oyuncak yani, kurban olur mu, gücenmeyin de yani, evlilik mi, çocuk oyuncağı mı yani? O zamanın evliliği bir ayrı, şimdinin evliliği bir ayrı. Şimdi bariyetlilik çok da onun için. O zaman fakirlik de vardı, zenginlik de vardı, kurban olurum canına. Her şey güzeldi yani. Tatlıydı yani. Her şey yani güzeldi. Şimdi azıcık bariyet oldu muydu? Of. O zaman böyle anlaşma yoktu kurbanım. Babalar anneler veriyordu, sen de gelin gidiyordun kurban olun canına. Oranın kahrını çekiyordun, seni bir betin duvara koyuyorlardı. Kalıp oranın şeyini alıyordun yani. Şimdi gelinler gidiyor kurbanım, sabahına baba sevindi. O zaman sene de bir defa baba evine gidiyorduk. Çocuklarımızı büyüdürken elini çalıyorduk, şey çalıyorduk ya. Dağlar seni delik delik deler, kalbur durur toprağı eler. Sen bir kara kutu, bende bir koycu. Sen döndükçe artık sıra meleğin. Rim yavrum meleğim, kuzum meleğim. İşte öyle söylerdik, her şeyi söylüyorduk. O zaman türkü de yani iyi bir şeydi yani, kuzum baba. Kaç yıl oldu buraya geleli? Ben gelene aşağı yukarı 1,5 ay oldu. Hacı Bektaşlar'dan da hepsi beraber 3,5 ay oldu da. Oraya geldim, ben buraya geldim, 3,5 ay oldu. Ne yapalım? Mukadderat öyleymiş. 40 sene şaşta esnaflığımız vardı. Her şeyimiz vardı ama biz gecikti. Evlat yetişim ben bisik. Kaç çocuk var? 4 tane çocuğum var Hacı abi. Kırgınsın onlara. Tabii kırgınım. 2 ay durdum vallahi, büyük kızım Adana'da Hacı abi. Bir damla ekmek bitti, 30 sene başıma tokmak oldu. Ben nasıl durabilirim onun yanında abi. En son nesil itibariyle orada kalacaktım. Kuvamdine razı olmadı. Neyse buraya geldim. Burada muamelemi yaptırdım. Gençlikten bu tarafa yani buraya kadar hayatın nasıl geçti? Edirne geçti yani. Bir rahatlığına geçemedi yani. Huzurluğuna geçemedi. Ailem desem huzursuz. Elimden gelen fedakarlığı yaptım. Çocuklarıma diyor hepsine. Bilemedim. En sonunda sanışta kararı buraya verdim. Bak, size bakma imkanları vardır. Yok abi. Baksanlardı ben bu huzur. Yok. Maddi olarak vardır ama ben böyle nesil itibariyle yerim olacağını bilsem anasının sana sepet yapardım. Mal benim diye konuştum. Mal onun da bizden bir şey yapmadı, anladın mı? Dedim abi. Onun için de al hep siz olun. Babamla düşen mal da onlara verdim. O da sizin olsunuz. Çocuklara hakkını helal ediyor musun? Hiç de helal etmem Hacı abi. Bir küçük oğlum var. 2 ayda onun elinde kaldım. Vallahi yani de bak kahvaltısı kuru. Bir hafta kuru getirdim abi. Kuru peynir geldi mi lan? Ben sen yiyordu, ben babanınım, atanımla selefsi. Daha hal edemez, vallahi ben düşürürüm. Daşa tane ben ekmek atarım, yiyelim. Ya, beni gibi atar arasında da Müslüman. Daha çok ararlar. Bu insanlara, buraları reva gören evlatlarına Anadolu keyfi olarak bizler de iki çift söz etmek istiyoruz. Yapmayın, etmeyin beyler bayanlar. Bir an çocukluk günlerinizi düşünün. O günlerden bugünlere getiren analarınızı, babalarınızı nasıl silip atarsınız? Unutmayın ki düşmez kalkmaz bir Allah. Sizin evlatlarınız da bir gün size yaparsa şaşırmayın.
bizden söylemesi. Ama benim de evlatlarım var. Ben kırgın değilim. Ben kırgın değilim. Kırılmıyorum. Tabii hayat bu. Şimdi acısı var, tatlısı var. Tabii evlatlar bambaşka bir şey. Keşke benim de yuvam olsaydı. Bizim her şeyimiz var burada. Selahattin dede 5 yıldır evlatlarının hasretiyle yanıp tutuşuyor. 5 yıldır ne bayramı ne seyranı ya. Mübarek günlerde bir mesajım bile yok. Kızlar ne derler? Kız evladı derler ki. Kız evladı öz evladı derler değil mi? Hepsi öz evladı değil mi? Oğlan da öz evladı, kız da öz evladı. Hepsi evlat ayrılır mı ya? Hepsi hangi bu parmağın hangi birini kesebiliriz ya? 5 parmağın hangi birini kessek hepsinde birinde her birinden acısı olacak yani. Oğlandan 2 tane torun vardı. Bir küçük oğlan torun. Kız torun büyük hani olan. 2 tane de evli kızlarımdan vardı. Şu anda bekar kızım bile varmış yani. Bekar kızım bile varmış. Yani ben akrabalardan, eşten dosttan duyuyorum yani. Neden? İrtibat kurulmadığından. Babayla irtibat kurmadıklarından yani. 3 tane kıza 4'er yıllık üniversitelerini bitirtiyorum. Ama bugünler içinmiş yani. Onlar benim için okumuş cahil onlar yani. En çok özlediğimiz ne olabilir? Ailecek, mutluca, topluca bir yerde olmak gibi var mıdır ya? Bundan daha var mıdır yani? Elbette ki yani. Toplu halde yaşamak bambaşkadır yani. Bir hal bilmezin elinde, yanar yüreğim ağlar. Ben yalnız evlatlarım, çocukların küçüklüğünden beri ben böyle alelace açık olarak hani Peygamber Efendimizin, Hazreti Muhammed Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem de bahsettiği gibi ben çok alınca çocuklarım böyle dışarıdan belli etmezdim sevdiğimi. İçten belli ederdim. İçten belli ederdim. Ama onlara ben çok sıkı, disiplinli büyütmüşüm onları. Babası derse ki evladına beni bir kötü yola götür derse elbette ki evladı onu kötü yola götürmez. Ama babası dışarıda düşmüş, kalkmış değil mi? Düşmüş, gitmiş babası kendi başına. Onu alacak, sırtını alacak, kucağına alacak, getirecek babasını. Ata, atadır ya. Yani ata ne kadar yani bir yaşlandıysa, hani evladına karşı ne kadar bir şeyde bulunduysa da yani, dargın olmuşsa da yani evlat ataya karşı nasıl anne baba o evlatları küçükken bağrına bastı, kundakladı, altını üstünü temizledi. Şimdi evlatlar da atalarıyla, annesiyle, babasıyla ilgilenmesi varken insan tabii zoruna gitmez oğlum böyle hayat yaşamak. Onlar sağ dursunlar, oğlan, kız, gelin, damat, neyse torunlar. Tabii insan özlem çekmez mi? Elbette ki çeker yani. Günlerimiz geçiyor ama gel de günlerini geçirene sor yani. İki gözümüz bir çeşme oluyor yani. Yani biraz daha sıkıştırırsanız ben kendimi tutamam yani. Tabi bu kadar yani doluyuz yani. Kolay değil yani bu hayat. Başımızı yastığa koyup da o gece ruhumuzu teslim ettiğimiz zaman gelip kapımızı bir açacak devletimizin şefkat elleri var yani. Ama ben kendi evimde kalsam benim gelip de benim umudum yok yani. Yani gelip de kapımı açacak kimse umudum yok yani.
Amcam merhaba. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'a çok şükür, teşekkür ederim. Siz nasıl değil. Geçiyor günler burada? İyi, şükür Mevla'ya. İyi. Kaç yıldır buradasınız? Ben geleli 7 ay oluyor bu ayının. Evet. 7 aydır buradayım. Yaş daha kaç? 76, 77'ye geldik. 76 yaşındasınız. Evet. Yani 75 sene dışarıda yaşadınız. Tabii, burada tabii. Nasıl alışabildiniz mi? Tabii zaman zaman alışılıyor yani. Kul kusursuz olmaz. Hı. Her şeyi göz önüne almamak lazım. Burada her türlü etki var, yardım var, bakım var. Yemeklerimizi ama veriyorlar. Tabii dışarıdaki hayat gibi olmaz. Ben tabii aile olursa o ayrı. Evet. Aile olmazsa. Kiminiz kimseniz yok mu? Var, 10 tane çocuğum var. 10 çocuk var. Bunların ekonomik durumları müsait değil mi? Müsait. Geliş sebebiniz ne? Müsait. Geliş sebebim bütün bütüne aile yuvasının huzurunu bozmamak. Bir tarafta muhakkak bir etki oluyor. O çocuklara bu durumu anlatsam olmuyor. Onun için huzur bozmamak için, sadece tane afiyetim için ben buraya gelmiş evet, durumdayım. Siz, sizini bilmiyorlar. Yani olayın siz diyorsunuz ki aile düzenleri tabii, bozulmasın. Tabii. Çevrede var. Anne çocuk, gelin oğlan yanına varsın, gelinin kaynanası, şey, annesi babası var. Kızın yanına varsan oğlanın annesi babası var. Yani bunların bir etkiler oluyor. Bunları duymamak için, dinlememek için, dedikodu yaptırmamak için ben buraya geldim. Selamun aleyküm dedeciğim. Aleyküm. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, seni sormalı. Sen nasılsın, Allah iyi misin? Allah razı olsun. Kaç yıldır buradayız? 3 senedir buradayım, 3 yıldır. Yaş kaç? 78. 78. Dışarıda kiminiz, kimseniz var mı? Dışarıda 5 tane çocuğum var. 2 oğlan, 3 kız. Evet. Çocuklar biri İstanbul'da, biri Sarıkaya'da. Kızlar da Kocaeli'ye gitti her bir yere. Teyzem ne zaman rahmetli oldu? Oldu. O da 102'de. 92 yılında. 92 yılında oldu. Hiç evlenmedin mi ondan sonra? Evlenemedik. Evlenemedin. Peki bu 5 tane çocuğun birinin yanında kalma imkanı yok muydu? İmkanı, 1-2 sene kaldık yanlarında, ondan sonra buraya geldik. Huzursuzluk mu? Tabii. Malum hikaye aynı. Bu insanlar çeşitli sebepler nedeniyle evlatları tarafından bir kenara atılırcasına bu huzur evine yerleştirilmişler. Bu tür şeyleri ekranlarınıza sık sık getirmemizin nedeni anneler babalar bir kalemde sinirerek hayattan koparılmasın. Umarız alınması gereken dersler çıkartılır ve küçücük bir köşe evlatlarınca bu insanlara verilir. Bir vefa bekleme geçen zamandan, mevsimler vefasız, yıllar vefasız. Hani derler ya, bülbülü altın kafese koymuşlar, yine de vatanım demiş. İşte bu amca da yanan evine yanıyor. Buradan çok memnunuz, çok rahat, iyik. Bura el kızından, kardeştan, haksızlardan, evi yakanlardan. Bura bin katlı iyi. Evini mi yaktın? Evimiz de bura, barkımız da bura. Senin evini mi yaktın? Yaktılar ya. Kimler ne? Davara gittim, gece yakmışlar. 2 sene oldu ben geleli buraya. Kara açtı, zahmer oldu, 2 sene oldu. Kimin kimsen var mı dışarı? Olsa ne olacak ki? Olan ne oluyor ki? Olmayan ne olsun? Sözüm buradan yürüyorum. Bir kardeş var, o da kulağı asma. Evlenmedin mi? Başım dağıldı, 35 sene oldu aşağı yukarı. Kuvağım, kızım araba çarptı. Geçti gitti sizler ömür hepsini. Devletimize, milletimize çok üzdüm Allah. Şimdi siz niye ağladın? Niye gözlerin doldu? Bakımsız kaldığımızda. Evet. Bizi bağırlarına bastılar. Valimiz, kaymakamımız, müdürümüz çok memnunum. Yemeğimiz ayağımıza geliyor, bize bakıyorlar. Banyomuzu da yaptırıyorlar. Allah razı olsun, devlete çok üzdüm. Kaç yıldır buradasınız? Biz 16 gün oldu bugün. 16 gün oldu. Var mı dışarıda kimseniz? Kimsemiz de yok gibi bir şey. Kimsemiz olsa buraya gelmezdik. He. Hiç doğum yapmadım. He. İlk evliliğimiz, birbirimizi sürükledik. Şimdi kaç yıl oldu? Çok, 14 yaşında evlendim bununla. Yaş kaç? Ben 40 doğumluyum. Hı. Bu da 80'ine yakın. 80'ine yakın. Azayım var bunda 70. Da.
Ben de 70-71'deyim. 71 yaşında. İlk kocamız, birbirimize çektik, düşündük, getirdik, devlete sattık. Allah sizden razı olsun. Peki bu yaşa kadar nasıl yaşadınız dışarıda? Yaşadık. Orayı bırak. Orayı bırak. Çok mu sıkıntı çektiniz? Orayı bırak. Allah'ımız, valimiz, itibarimiz, kaymakamımıza ömür versin. Sonra buralara ömür versin. Çok bakımları iyi. İmamize de ayağımıza geliyor, çayımıza da. Müdürlerimiz, hepsinden Yozgat'ın taşına, toprağına kurban oluruz. Merhaba. Merhaba canım, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim yavrum. Sağ ol, Allah razı olsun. Kaç hepimiz. Yıldır buradasın? 4 senedir buradayım anne. 4 senedir buradasın. Dışarıda kimsen var mı? Dışarıda bulunsun anne, 4 tane oğlum var. 4 tane oğlan ne iş yaparlar? İkisi Ankara'da, biri İzmit'te, biri Alanya'da. Evet. Oğlum biri emekli ana tamirden, tornacı. Evet. Birisi de yine emekli vakıf şeyden, geride vakfından. Birisi de pazarcı dükkanı vardı. Evet. Öbürü de Antalya'da resim şey var, dört dükkanı tane var. Bu çocuğun yanında barınamadın mı? Kader diyelim, bu da Allah'ın imtihanı diyelim. Yani ben şimdi dondum kaldım. Bir oğlumun yanındaydım. Onun da bir kızı öldü 19 yaşında. Evet. Gelin huzursuz oldum. Burada benim memleketim. Ben Ankara'dan geldim. Mahalle Bakanı'ndan emekliyim ben. Evet. Yani tercih... dışarıda da emekli aylığınızda geçinebilirdiniz. Niye tabii burayı ki, tabii tercih ettiniz? Ki. Kısmet. Kısmet. Yalnızlığı pek kaldıramadım. Ne bileyim. Yalnızlığı da tuttum oturdum ama. Burayı tercih ettim. Burada benim memleketim. Zaten burada doğdum, büyüdüm ama Ankara'da yaşadım. 70 sene Ankara'da. Şimdi sen bu 4 tane çocuğu 9 ay 10 gün karnında taşıdın. Evet. Geceleri uykusuz kaldın. Bu sizi yaralamıyor mu? Yaralıyor. Yaralıyor değil mi? Evet. Ağır bir şey. Evet. Yine bu durumda yine neler düşünüyorsun? Vallahi hiçbir şey düşünmüyorum. Onların hakkında çok yani Allah acılarını göstermesin. Huzurlu yaşasınlar. Bu da bizim imtihanımız. Allah imtihanı sever. Mutlaka, mutlaka. Belki bu da benim kaderim böyle. Yağıp eğik peygamber 40 sene görmedi oğlunu şimdi biliyorsunuz. Gelinler razı gösterse, rıza gösterseydi evlatlar alır mıydı? Evet. Sırf gelinlerden sebep mi? Herhalde öyle. Şimdi siz böyle... Ben kötüyüm. Gün görmüş bir teyzemize benziyorsunuz. Ne bileyim bir sıkıntı vereceğinizi zannetmiyorum. Sağ ol, Allah razı olsun. Öyle de ne bileyim be yavrum. Bu dünya böyle, bu devir böyle. Diyelim. Ama şeyi de unutmamak lazım. Cennet cehennem annelerin ayağının altındadır diye. Tabii ki, tabii ki. Ha? Ne bileyim evlatlarım da kötü bir evlat değil yani. Terbiyeler, ahlaklılar yani öyle... Ama demek ki güç yetiremedir ya da kaderimiz böyle diyeyim. Oğlanlara da bir şey söyleyemem. İşte ana yüreğinin en çarpıcı örneği. Bu duruma rağmen yine de evlatlarına toz kondurmuyor. Uğruna dünya. Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayat bir nefestir aldığım kadar. Hayat bir kafestir kaldığın kadar, hayat bir hevestir daldığın kadar diye tanımladığı hayat, acısıyla tatlısıyla yaşanmaya, zaman hızla geçip gitmeye devam ediyor. Kimi pişmanlıklarıyla geçmişin hesabında, kimi umutlarıyla geleceğin peşinde sürükleniyor. Asıl olan bir gerçek varsa, ele avuca sığmayan hayat. Tüm yaşanmışlıklarıyla döngüsünü devam ettirmekte ve dünya döndükçe devam ettirecekti. 65'in 12. ayında evlendim. Çok iyi bir günüm vardı. Benim çalışıyordum da. İşim de iyiydi. Fakat 83'te hanımım öldü. 83'e kadar iyiydik. 15 sene pazarcılık yaptım. Pazarcılık yaparken hanımım ölünce kim ben şaşırttım. Bir gün evde hastalandım. Tekim ama. Çocuklar küçük çekmecede oturuyor. Ben hastalanacaktan ne yapayım ne yapayım ben dedim huzur evine yazılayım. Bu huzur evine işte beni Ankara'dan yönlendirirdim. Ankara gönderdi beni buraya.
Hayat acısıyla tatlısıyla devam ediyor. Huzur evinin sakinleri bocce sporuyla hem keyifli zaman geçiriyor hem sağlıklı bir yaşam sürüyor. Üstelik huzur evleri arası yapılan turnuvalarla yarışmanın ve başarmanın gururunu yaşıyorlar. Şimdi de mikrofonumuzu Nurhan Nine'ye çeviriyoruz. 77 yaşındaki Nurhan ninemiz neler sığdırmış neler uzun ömrüne. Mutluluklar da yaşamış, hüzünler de. Çocukluk dönemim çok güzel geçti. İlkokulu bitirdim. İlkokuldan sonra okulu bıraktım. Biz Hopa'daydık. Babamı kaybettim. Babamı kaybettikten sonra teyzemler buradaydı. Teyzemlerin yanına geldik gezmeye. Gezmeye gelince ben burada işe girdim. Daha da Hopa'ya dönmedik. Babam öldükten sonra evin yükü başıma kaldı. Bir maaş da olmadı. Babamın bir maaşı vardı, olmadı onunla. Ben de işe girdim, çalıştım. Annem vardı yanımda. 20 yıl önce de annemi kaybettim. Burada evlendim, yine kendi memleketimde. Şeyle, Arhaveli'ydi beyim. Ama buradaydılar onlar da. Burada evlendim. İki tane çocuğumuz oldu. Bir oğlum, bir kızım var. 3 tane torunum var. Beyim çok iyi bir insandı. 100 defa dünyaya gelsem yine onunla evlenirim. Şansım yokmuş, erken öldü yavrum. Çok iyi bir insandı. Çok güzel günlerimiz geçti. Bizim hiç kavgamız olmadı. Kesinlikle. Ben şimdikileri televizyonda görüyorum da şaşıyorum. Nasıl evlilik bunlar? Evlilik yavrum öyle olmaz ki. O kadar insanın önünde bir defa, 80 milyonun önünde ayıp. O ona kızıyor, ona bağırıyor. Dünyanın ağır zamanı geldi diyorum artık. Biri iyiyse, kötüyse biri iyi olacak. Kadın zaten her zaman için daha iyi olacak. Ama şimdiki gençler öyle değildir. Şimdiki gençler, sen çalışıyorsan ben de çalışıyorum diyor. Sen de yapacaksın diyor. Sen de yemek yapacaksın diyor. Sen de ev süpüreceksin diyor. Biz hiç öyle bir şeyler demedik. Ben de çalışıyorum ama ben beyime hiçbir zaman demedim ki ben çalışıyorum. Bana yardım et. Hiç demiş değilim ama kendiliğinden yardım ediyordu. O başka mesele. Ama ben demiş değilim yani. Şimdikilere şaşıyorum yani. Evlenmiş şeyine geliyorlar. Yemek yapar mısın? Bana evde yardım eder misin? Mutfakta yardım eder misin? Evlenmeden soruyorlar erkeklere onları. Zaman değişti herhalde bilmiyorum. Demek ki dünyanın ahır zamanıdır. Kimse kimseyi tanımıyor artık. Sokaklara bakın, yan baktın, şöyle yaptın, böyle yaptın, hemen tabancaya sarılıyor. Ne gerek var? Biz insanız, karşındaki insandır. Bu kuş vurmuyorsun sen. Kuş vurur ki insan kuşa kıyamıyor. Kesinlikle öldürmeye. Onlar insanı öldürüyorlar yavrum. Nurhan Nine, hayat tecrübelerinden edindiği gerçekleri bir bir sıralıyor gençlere ibret olsun diye. Hayat çok zor yavrum. Bir gün bir güne uymuyor. İnsanın sinirleri bozuluyor gördüğü şeyleri. Televizyonu açıyoruz. Sıkılıyorum, televizyonu açıyorum. Televizyonu açıyorum, daha çok sıkılıyorum. Bir bakmışın ki şehit var, bir bakmışın ki kaza geçmiş gibi, bir bakmışın ki birbirlerini vurmuşlar. Daha kötü oluyor insan. Kapatıyorum mecburen. Hayat sonra aynı yerde durmuyor yani hayat. Ölene kadar daha da ne olacağımız da belli değildir yani. Bu kadar yaşa geldik ama ne olacağımız. Ben rüyamda görsem oğlum inanmazdım ki huzur evine geleceğim kesinlikle. Benim her şeyim var, yazdığım var, kışlığım var. Maaşlarımız var, beyimin maaşı var, kendime maaşı var, arsalarım var. Ama ben buraya geldim. Çocuklarımın haberi yokken ben kalktım geldim buraya. Bir komşunun çocuğunu aldım yanıma. Koluna girdim, dizlerimden gezemiyordum. Böyle değildim tabii, biraz daha iyiydim ama yine bir arkadaş yanıma lazımdı yani. Her şeyimi hazırladım, geldim buraya işte. Nurhan Nine, yakın tarihimizin kara lekesi 15 Temmuz'uysa hüzünle anlatıyor. Verilen yüzlerce şehit için gözleri doluyor. Allah yavrum daha öyle bir şey yapmasın. Allah da Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Ona bir şey olursa var ya öyle kaç tane daha darbe olur burada.
Şimdi onun içinde yanılanlar da vardır yavrum. Okuyordular mesela fakir çocukları. Bunlar da var benim bildiğim. Öyle insanlar da vardır. Ama onlar fakirde okuyamıyordu. Gittiler onun elinin altında okudular. Ama akıllılar ondan koptu. Ama akılsızlar işte böyle oldu. Ne oldu? Çoluk çocuktan ayrıldılar. Mahpushanelere düştüler. Bir defa yavrum bunu... O adam Müslümandır, onun gözü kör olmasını Müslüman kere. Sen bir Müslüman bir insan, bunu nasıl yapıyorsun? Nasıl Müslümanmış bu? Demek ki Müslüman değilmiş, herkes onu Müslüman biliyormuş. Ama ben ezelinden beri diyordum, o Müslüman değil o adam diyordum. Onda bir şeyler var diyordum da, benim bir damadımız vardır, yeğenimin bey. Teyze öyle deme dedi, o çok Müslüman adamdır. Sonunu görürsün dedim, hakikaten de dedim geçenlerde. Sonunu gördün mü dedim, ne yaptın, ne oldu? İşte insanlarımız doğruyu göremiyor yavrum. Neden acaba ben bilmiyorum. Neden? Neden memleketini sevmiyor da böyle şeyleri yapıyorlar? Anlamıyorum, insanlar tuhaf olmuş. 40 senelikmiş baksana, 40 senede anca başa çıktı yani. Ama Cenab-ı Allah ne yaptı? Bak Allah şaşırttı oğlum. Eğer saat 10'da olmasa da saat 3 gibi falan olsa herkes uykuda olacaktı. Daha kötü olacaktı yani dünya. Ama Allah'tan ki 10'da oldu. Millet daha oturuyordu, ayaktaydı. Onun için ölen oldu ama çok fazla değil yani. Yoksa daha çok kötü şeyler olurdu yani. Yavrum ben hep hiç iyi düşünmedim yaptığı şeyleri, hayır. İnsan memleketinde böyle bir şeyler yapmaması gerekiyor. Biz hep Müslümanız burada. Aramızda gavur yok bizim. Hepimiz Müslümanız. Böyle bir şeylere hiç gerek yok ama insanlarımız kötü, ne yapacaksın? Birbirlerine çekememezlikten ne yapacaklarını şaşırıyorlar.